Herkese merhabalar sevgili dostlar. Sevmek mükemmel bir şeydir. Herkesin sevmeye, sevgiye ihtiyacı vardır. Bunlara da katılmayan yoktur eminim. Ama bugün sevginin ne müthiş bir duygu olduğundan bahsetmeyeceğim. Bugün sevginin de hasar verebileceğinden bahsedeceğim ilişkilerimize. Şimdi olur mu öyle şey? Sevgi mükemmel diyordun, herkesin ihtiyacı var diyordun, şimdi hasar diyorsun. Evet doğru. Sevginin fazlası hasar verir. Her şeyin fazlasının zarar verdiği gibi. Size sevmeyin, sevginizi göstermeyin tadında bir video hazırlamadım bugün. Ben sadece bu sevgi olayının abartılmasından bahsedeceğim. Son zamanlarda çok karşıma çıkar oldu bu durum. Bazen kişi kendi itiraf ediyor. Sevgimle boğdum onu diye. Bazen ben dile getiriyorum. Severken öyle sıkı sarmışsın ki nefessiz bırakmışsın diyorum. Maalesef bu çok fazla oluyor. Severken boğma, sıkma, nefessiz bırakma. O yüzden bugün bu konuyu ele alacağız sizlerle. Severken dozajı nasıl ayarlamalı? Nelerden uzak durmalı? Birkaç maddeyle anlatmaya çalışacağım. Tekrar söyleyelim, amacımız sevginizi bastırmak değil. Sen sarıl yine sevdiğine. Ama küçük boşluklar bırak ki nefes alsın. Boğulmasın. Severken ilişkiniz son bulmasın. Amacımız tamamen bu. Hadi başlayalım hemen. Severken boğmamak için dikkat etmen gerekenler. 1. Beklentiyi yükseltme, beklentiyi dile getirme. İnsan sevdiği zaman ister istemez bir beklentiye girmeye başlar. İlk beklenti benim kadar sevsindir. Sonra beklentiler artar. Bana karşılık versin. Beni daha çok sevsin. Ben söylemeden akıl etsin. Beni şaşırtsın. Sürprizler yapsın. Beni mutlu etsin. Beni hiç bırakmasın. Farkındaysanız o masum sevgi kavramı bir sürü benci beklentiyi doğurdu. Bu beklentilerin çoğu da masumluktan çıktı. Karşı tarafa karşı bir görev haline geldi. Tabii beni mutlu etsin falan kısımları değil. Beni benden fazla sevsin, akıl etsin, sürprizler yapsın kısımları. Bir sonraki aşamayı biliyorsunuz. Bunları talep etme, bunları dile getirme. Olmayınca mutsuzluk, olmayınca gerginlik, küsme, trip atma, kavga, ayrılık. Şimdi böyle anlatınca yok canım falan olmuştur gözünüzde. Ama bir durup düşünün lütfen. Böyle olmaz mı gerçekten? Masallardaki gibi başlayıp mutsuz sonla biten hiç ilişki görmediniz mi? Böyle muhteşem sevgiler başka neden biter? Beklentilerden dolayı biter. Gürkan, hiç mi beklentiye girmeyelim yani? Girebilirsiniz tabii. Ama durmanız da gerekiyor yeri geldiğinde. Farkındaysanız ne dedik başlangıçta? Sevgiyi abartırsanız boğarsınız dedik. O sevgi aşırı dereceye girerse aşırı derecede beklentiler çıkar ortaya. Oysa masum bir sevgi ve karşılığında en az sizin kadar sevgiye karşılık yetmez mi? İşte yetmesi lazım. Abartmamak lazım o beklentiyi. Fazla dile getirmemek lazım o beklentileri. Dile getirme kısmını da açalım biraz. Boğmaktan bahsediyoruz ya karşı tarafı. Ben sensiz yapamam. Sensiz nefes alamam. Çok alıştım sana. Sensiz duramam. Kulağa güzel geldiğini sanabilirsiniz. Oysa karşı tarafı baskılamaktan başka hiçbir işe yaramaz. Bu sözler karşımızdakinin sevgisini arttırmaz. Hatta tecrübesiz biri ise, ilişki beceremeyen biri ise kaçmasına bile sebep olur. Yanlış yapmamam lazım yoksa baksana çok üzülecek, çok kıracağım onu. Bu baskı altında kalması bile karşınızdakinin boğulması demektir. Kaçacak yer araması demektir. O yüzden sevgili dostlar, sevdiğimizi boğmak istemiyorsak önce beklentilerimizi biraz durdurmalıyız. Sonrasında ise beklentileri karşı tarafa anlatıp onu baskılamamalıyız. Sizlere önerim anı yaşamak. Güzel bir şeyler söylenecekse yaşanan andan çok mutlu olduğunu dile getirmek ideal olacaktır. Gelecek konuşmak da güzeldir ama bu baskı altına alarak değil, yerinde, zamanında kurulan karşılıklı iletişimlerle olmalıdır. Devam edelim. 2. Nefes almasına fırsat ver, nefes almayı ihmal etme. Bu en çok yapılan hata. Birini sevdiğimizde devamlı onunla olmak isteriz. Onu yaşamak isteriz. Çok doğal. Ama bunu da abartırız belli süre sonra. Beklenti dedik ya az önce. Bu her anı yaşama merakı çığ gibi büyür. Belli süre sonra insana yetmez. Fazla görüşmek, fazla zaman geçirmek, fazla ilgilenmek, yazışmak, çizişmek, görüntülü görüşmek, görüşmediğinde mesajlaşmak, anlık raporlar, anlık bilgilendirmeler. Sonra ne olur? Nefes alınmaz hale gelir. İki taraf için de. Ben genelde bunu söylüyorum ama Gürkan o da aynı şeyleri bekliyor diyorlar. Neredesin? Kimlesin?
Hepsini o da talep ediyor deniliyor. E normal. Ona alıştırıyorsunuz kendinizi. Normalleştiriyorsunuz bunu. İki tane insanı tek kişi haline getirmeye çalışıyorsunuz. İlişki kavramı iki kişinin tek olmasıdır, tamam, ama bu fiziksel değil. İşe gidiyorum, metroya biniyorum, eve geldim, yemek siparişi verdim, şunu söyledim, yemek sonrası şunu yapıyorum. Arada görüntülü konuşmalar, mesajlaşmalar, fotoğraf yollamalar, yanındakileri belli etmeler, şimdi yatıyorum, şimdi kalktım. Bu kadar detaya indirmeye gerek var mı gerçekten? Farkındaysanız boş iletişim bunlar. İçinde nasıl hissettiğin yok. İçinde ne düşündüğün, ne planladığın, hayattan beklentin, hayallerin, o gün ne hissettiğin hiçbir şey yok. Anlık rapor var. Bunu sen yapıyorsan sen de nefessiz kalacaksın. Bunu karşı taraf yapıyorsa o nefessiz kalacak. İlişki yaşamak raporlama değildir arkadaşlar. Duyguların paylaşılmasıdır çoğu zaman. Sen anı yaşadığını sanıyorsan, ne zaman, ne yapıyor, kimle geziyor diye yanlış yaşıyorsun demektir. Bu nefessiz bırakmaktır ilişkiyi ve karşındakini. O yüzden sevdiğini boğmak istemiyorsan önce sen nefes alacaksın, sonra karşındakine nefes aldıracaksın. Nefes alacak, aldıracak ortamlar yaratacaksın ve hatta teşvik edeceksin. Boğulmamak için çok önemli bir kriterdir bu. 3. Sevgisini ölçmeye çalışma, sevgisini duymaya çalışma. Yine çok yapılan bir yanlış. Sevgiyi ölçmek adına bazen çok ciddi hasarlar veririz ilişkilerimize. Bunlar da aslında sevgiden boğmaktır bir nevi. Yolunda gitmiyor gibi davranmak, her şey yolunda olduğu halde. Karşı tarafın vereceği tepkileri izlemek için. Ya da sorun yokken sorun varmış gibi yapmak. Karşımızdakinin sorunu sahiplenişini izlemek için. Blöf yapmak mesela. Ayrılmayı düşündüğünü söylemek. Ne kadar dağılacak karşımızdaki, verdiği tepkilerle sevgisinin derecesini ölçmeye çalışmak. Ya da duymaya çalışmak. Beni seviyor musun? Beni özlüyor musun? Bu sorular başlı başına karşı tarafı nefessiz bırakan sorulardır. Kendine güvensizliği temsil eder. Orası ayrı. Daha da ötesi var ama. Eğer sizi seviyorsa sevgiliniz, sevgimi hissettiremiyorum demek diye geçirmesine sebep olur içinden. Yok canım, hissediyorum ama duymak da istiyorum. Bu da diğer hata. Seni seviyorum öyle her dakika, her saniye söylenecek bir söz olmamalı. Bunun bir zamanlaması olması gerektiği konusunda bir video bile çektim. Seni seviyorum demenin zamanı mı olurmuş? Olur efendim. Çok özel bir sözdür seni seviyorum. Ayağı düşürmeyeceksin. Her dakika her saniye söylemeyeceksin. Her dakika her saniye gösterebilirsin. Ama göstermeden söylediğin o sözler gün gelir anlamını yitirir. Neyse, tekrar konuya dönelim. Bu sevgiyi ölçmeye, duyma, öğrenme çabası karşı tarafı bunaltır. Nefessiz bırakır. Eğer sevgisini gerçekten hissedemiyorsan yanlış bir ilişki içerisindesindir zaten. Ama bunu hissediyorsan ne boyutta olduğunu öğrenmek için bu kadar çaba harcamamalısın. Anı yaşamalı, karşı tarafı bu baskıyla nefessiz bırakmamalısın. 4. Kıskançlığı dizginle. Şimdi ayrılıkların bir numaralı sebeplerinden biri olan kıskançlık üzerinden devam edelim. Kıskançlığın yaşı, başı, cinsiyeti falan yoktur dostlar. Her ilişkinin içerisinde bir şekilde yaşanan bir durumdur bu. Kıskançlık duygusu karşımızdakini boğmak konusunda birebir. Kıskançlık duygusunu fazla sevgiye bağlayan da var, karşısındaki kişinin güven vermemesine bağlayan da. Ben burada şu kavramı ayıracağım. Karşındaki kişi sosyal medyasından devamlı birilerini ekliyordur. Eski sevgilisiyle hala mesajlaşıyordur. Ortadan kaybolup böyle kafada soru işaretleri bırakıyordur. Bu kişiye karşı yaşanan şey kıskançlık değildir. Güven duygusunun zedelenmesi sonucu iletişimin can çekişmesi diyorum ben bu duruma. İki tarafında suçu var. Bu kadar sabıkalı birini hayatında tutuyorsa kişi haksızdır. Aklı başkasındaysa, avcılık çapkınlık peşindeyse kişi, o da haksızdır. Bu ilişkilerde bitmeye mahkumdur. Diğer yandan ortada bir şey yokken, sabıka ya da güven konusunda bir sıkıntı yokken yani, hala gerginlik yaratılıyorsa, az önce bahsettiğim özel alanlara saygı duyulmuyorsa, o zaman karşındakini boğmaya başlıyorsun demektir. Tekrar söylüyorum, karşınızdaki kişiye güven duyduğunuz halde böyleyse eğer bu olay. Ateş varsa ortamda, dumanı da üstündeyse ona bir şey diyemem tabi. Sonuç itibariyle sevgili dostlar, sevginizle sevgilinizi boğmamak için kıskançlığınızı dizginlemeniz gerekiyor. Tamamen atın bırakın demiyorum çünkü öyle birden bırakılabilecek bir şey değil, farkındayım. Ama devamlılığında bir kayıpla sonuçlanacağını bilmek çok önemlidir. İlişkinizi bile kurtarabilir. Sevgili dostlar, tekrar edelim. Sevgi çok güzel bir şey. Sevilen, sevgi gösterilen her şey güzelleşir. Ama her şeyde olduğu gibi bunda da abartı ve fazlası zararlıdır.
Bazen karşınızdakini boğarak verirsiniz bu zararı, bazen kendinizi hiçe sayarak kendinize verirsiniz bu zararı. William Shakespeare'in çok sevdiğim bir sözü vardır, Romeo ve Juliet eserinden. Ben de fırsat buldukça sizlere aktarmaya çalışırım. En tatlı bal bile tadıldıkça bıkkınlık verir. Aynı tat isteği iştahı köreltir. Onun için ölçülü sev ki uzun sürsün sevgin, hedefe hızlı giden yavaş kadar geç varır. Ölçülü sevgilerinizin olması dileklerimle. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.